Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Hocanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2022 ayeti soru makasının çözümlerine devam ediyoruz. Dizilerde 13 testte kalmıştık. İsterseniz 13 testin çözümlerini beraber yapalım. Şimdi ilk sorumuzda bir tane daireler vermiş. Yukarıdaki şekilde ortak merkezi 3 daire verilmiş. Beyaz, mor ve sarı. Tamam. Ve bölgenin alanları bir geometrizi oluşturuyormuş. Şimdi ne vermiş? O da A'nın arasındaki uzaklık yani şurası. Kök 19 demiş. O zaman bütün alan 19 pi'dir. O, de şurası da kaçmış? 10'muş. Kök 10'muş. O zaman burası da 10 pi'dir. O zaman aradaki fark ne oldu? 9 pi oldu. Şimdi burası 9 pi. Şu ikisinin de toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 10 pi yapacak. Mesela buraya x diyelim. Buraya da 10 eksi x diyelim. O zaman biz geometrik dizide nasıl diyebiliyorduk? A1 çarpı A3 A2'nin karesi diye biliyorduk. O zaman x ile 9'u çarparsak 10 eksi x yapacaktır. Buradan 10 eksi x'in karesi yapacaktır. Pardon. O zaman buradan ne gelecek? x kare eksi 20 x artı 100 9 x'miş. İşlemlerimizin sonucunda x kare eksi 29 x artı 100 eşittir 0. 25'e 4 geliyor. x eksi 25 x eksi 4. x buradan nedir? Ya 25'tir ya da 4'tür. X'e bahsettiğimiz neresi? Buranın alanı aslında. Buranın alanı daha 25. Burası eksi olacak. O zaman buranın alanı kaç gelsin arkadaşlar? 4 pi gelsin. Şuraları kaldıralım. Şimdi buranın alanı 4 pi gelsin. Buranın alanı e, kaç gelecek? 10 eksi 4'ten 6 pi gelecek. Burası da 9 pi gelecek. Bu şekilde aynı kolayla bir adım daha devam ettirirsek son halkın alanı kaç pi santimetre kare olur? O zaman 4 6, 9 diye devam ediyormuş. Benden şurayı istiyor. Mesela şununla da şunun çarpımı şu arkadaşın karesidir. O zaman 6x eşittir 81'den x eşittir 3'e bölersek 27 bölü 2'den 13,5 pi santimetre kare yapacaktır. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Birinci sorunun cevabı Bursa'dır diyebiliriz. İkinci sorumuzda bize demiş ki genel terimi olan dizinin ilk 18 terimi toplamı. Şimdi ilk 18 terimin toplamı nasıl buluyorduk? A1 artı A18 bölü 2 çarpı 18 diye buluyorduk. Şimdi o zaman ilk terim N'e 1 verdiğiniz zaman 10 gelir. N'e 18 verdiğiniz zaman 18 kere 3 54. 54 artı 7 61 gelir. Burası da 61 yapar. O zaman 71 bölü 2 çarpı 18. Şunu da şunu sadeleştirirsek 9 bırakır. İkisini de çarptığımız zaman 639'dur. İlk 18 terimin toplamı esen bizim ilk en terim toplamını veren formülümüzdü. Bu formülden faydalanarak ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Şimdi geldik 3. sorumuza. AM bir sabit dizi. Tamam sabit fonksiyon. Yani değişkene bağlı olmayacak. Şimdi burada A5 terimin alabileceği değerler toplamı demiş. Dikkatli olmakta fayda var. Değerler toplamı diyorsa birden fazla durum oluşabilir. Şimdi sabit ise şu arkadaşı bir götürelim. Y'ye 2 verelim. Y'si 2 olsun. Sonra burada da x'e 3 verelim. O zaman en üzeri sıfırdan da 1 gelsin. O zaman bizim a enimiz ne geldi? 1 artı x'e 3 verdiğiniz için 6 yani 7 geldi. Bir terimimiz 7 olabilir. Şimdi şöyle bir şey düşünmek istedim. Şunu sildim. Ee, burası n kalsa burası eksi n olsa yine birbirlerini götürecekler. Yine sabit terim olacak. Sabit dizi olacak. Yani x'e 4 verirsek burası n kaldı. Y'ye de 1 verirsek yani ne oldu? a n n eksi n x'e 4 y'ye de 1 verince artı 4 geldi. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar birbirini götürünce buradan da bir ne geldi? Sabit dizi geldi. O zaman bir sabit dizimiz 7'ye eşit. Bir sabit dizimiz de 4'e eşit. O zaman A5 terimini alabileceği değerler toplamı kaç yapmalıdır? 11 yapmalıdır diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi geldik dördüncü sorumuzda. Şuradaki fazlalığı bir alalım. 128 kilo ağırlığındaki Tuna Bey her ay düzenli olarak spora gidiyor ve aynı zamanda diyet yaparak kilo vermeye başlıyor. Tuna Bey ilk ay 800 gram kilo veriyor. A birimiz 800 gram. Ve sonraki her ay bir önceki aydan belli miktar daha fazla kilo vererek bir yıl sonra 92 yani artış ya da veriliş kilo sabit olsun. Bu da X olsun. Ve 92 kilo ağırlığına ulaşıyor. Yani 128'den 92'ye düşüyor. Yaklaşık o zaman kilo kaybı ne kadardır? 28 artı 8'den 36. Buraya biz esen diyelim. Demek ki 36 kilo ne yapacak? Fire verecek. Tuna Bey bir yıl boyunca her ay, herhangi iki ay arasındaki verdiği kilo farkı yani bize neyi soruyor? R'yi yani x nedir diye soruyor. Bunu ne kadar da yapıyor? Bir yıl boyunca yapıyor. Bir yıl boyunca yapıyor. O zaman S12 ilk 12 ayın toplamını hesaplayalım. İlk ay 800 gram verdi. Sonra 12. ay 800'ün üzerine 11x daha vermiş oldu. Şimdi formülümüz neydi? A1 artı AN bölü 2 çarpı N'di. SN formülü. Çarpı 12. Buradan da bize ne gelecek? 3600 gelecek. Şimdi şuradan bir iki matematik yapalım. Burası 1600 yaptı. 1600 artı 11x. da şunu sadeleştirsek 6. Bununla da bunu sadeleştirsek 600 geldi galiba. Değil mi? Yanlış yapmadıysam 600 geldi. Ama burası 1600. Orada bir patlayanız olduk. Niye patlayanız olduk? 36 kilo. Çünkü 36 bin gramdır. Orada bir patladık. O zaman burası 6 bin yaptı. O zaman 11 x e ne diyeceğiz biz? Bunu bu tarafa attığımız zaman 4400. X de buradan ne geldi? 400 gram geldi. Demek ki 400 gram, 400 gram yani kilo farkımızın x'imizi kaç gelmeli? kilo gelmeli diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. 5. Bir koşucu dairesel bir pistteki yarışta ilk turu 15 dakikada koşmuş ve her turun sonunda yorgunluktan performans düştüğü için diğer turlardaki bir öncekinden 3 dakika daha uzun sürede koşmuş. Yani ilkini 15 dakikada koşuyor. A birimiz 15. Sonra R'miz de kaç arkadaşlar? 3. Koşucu yarışı 4 saat 3 dakikada bitirdiğine göre yarışta kaç tur vardır demiş. Yani SN kaçmış? dakika cinsinden hesaplarsak 60, 240, 243 dakika sürmesi lazım. O zaman ne diyelim? Esen'in formülü A1, 15 artı. Mesela kaç tur atsın? X tur atsın. O zaman X tur atıyorsa X 1 çarpı 3 artı 15. Bu da bizim son turdaki koşma süremiz. Çünkü ne yapıyorduk? A1 artı AM bölü 2 diyorduk. Bunu kaça böleceğiz arkadaşlar? 2'ye böleceğiz. Sonra da terim sayısı yani tur sayısı olan kaçla çarpacağız? X'e çarpacağız ve bunun cevabı kaç gelecek? 243 gelecek. Şimdi buradan işlemlerimizin çıkmasını isteyeceğiz. Peki. Şimdi 15, 15, 30 artı 3x eksi 3 yani 27 artı 3x çarpı x eşittir. 2'yi karşıya at sonerciğim. 486 Şimdi bu ifadenin sonucu 486 gelmeli. Şimdi hepsini bir 3'e bölsek bu 3'e bölünüyor mu? 18 bölünüyor. 9 artı x çarpı x 3'e bölersek 162 geldi. Şimdi bir x'e tek atalım bence. Şimdi burası ne 2 çarpı 81'dir. Tutmadı. Sonra buradan buraya bir 3 alalım. 6 çarpı 27'dir. Olur mu? Bir 3 daha alalım. 18 çarpı 9'dur. X'e 9 verirsek 9-18 oldu o zaman. X 9'muş. Demek ki yarış kaç turmuş? 9 tur sürmüş diyebiliriz. Ee, i̇şlem yapıyoruz açıkçası. Düzgün, sade ve temkinli işlemlerle sonuca gidiyoruz. Altın sorumuz bir aritmetik dizi sorusu. A8'i 2x artı 5. A11'i bu vermiş. A18'i bu vermiş. A5 nedir demiş. Şimdi A8'den A11 ekmek için 3 kere artarız. O zaman 3x artı 1'den 2x 5 çıkarıp 3'e bölerseniz artış miktarını bulursunuz. Çünkü A8'den A11'e gitmek için 3 kere arttınız. Yani 3 ile arttınız. Aynı mantıkla A18'den de A11'i çıkaralım. O zaman 5x artı 7 eksi 3x eksi 1 bölü. Şimdi buradan buraya gitmek için de kaç kere artarsınız? 7 kere artarsınız. O zaman 7'ye böldüğünüz zaman da ne olacak? Bir artış miktarını bulacağız. Sol taraf x eksi 4 bölü 3. Sağ tarafta 2x artı 6 bölü 7. Buradan bir içler dışarı yaparsanız doğru cevabımız gelecektir herhalde. 7x eksi 28 eşittir 6x artı 18. X'imizde kaç geldi? 46 geldi. Bu vatandaş bizden ne istiyor? A5'i istiyor. X o zaman şimdi biz yerine yazalım bir isterseniz. 2 çarpı 46 92 97. A8 neymiş? 97'ymiş. A11'de 3 kere 46 138 139'muş. Şimdi buradan buraya ne arttınız siz? 3 arttınız. 3R o zaman kaç yapar? 39, 3 daha 42. O zaman R'miz kaç geldi arkadaşlar? 14. Yani biz 14, 14 artıyormuşuz. O zaman A5'ten de A8'e gitmek isteyeceğiz. Bizden A5'i istediğine göre buradan buraya kaç kere gideriz? 3 kere artarız. O zaman aynı mantıkla da 3 kere geri geldiğimiz zaman 3 kere 14 yani 42 çıkardığınız zaman da A5'e varacaksınız. Buradan da kaç gelecek cevabımız? 55 gelecek diyebiliriz. A5 için de doğru cevabı neymiş? A5 55'miş diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda bir pazarcı toptan aldığı bir miktar ürünü her gün bir önceki günün 1 bölü 3 kadar daha az miktarda satarak. 1 bölü 3 kadar daha az satıyor. Yani 2 bölü 3'ünü satıyor galiba. Değil mi? Bir önceki günün tamamını 8 günde bitiriyor. Yani ilk gün x satıyor. Bir sonraki gün x çarpı 2 bölü 3 satıyor. Bir sonraki gün x çarpı 2 bölü 3'ün karesi satıyor. Ve bunu 8 günde bitiriyor. x çarpı 2 bölü 3 üzeri 7. Pazarcı 4 günde ürünlerin kaçta kaçını satmıştır? Hmm. O zaman 8 günde tamamını satıyorsa şöyle S8 neydi formülümüz? A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi idi. 8 olduğuna göre buraya 8 yazacağız. Bu ilk 8 günde ne yaptı? Sattı. Yani tamamı zaten. Değil mi? Ürünlerin tamamı satıyor. 4 günde ürünlerin kaçta kaçını satmıştır? Şöyle bir hareket yapsam. Bu ürünlerimizin tamamı olsa da şu hareket arkadaş tamamı olsa da ben bunların içinden ilk 4 günün toplamını buna oranlasam o zaman kaçta kaçını sattığını bulmuş olurum. O zaman abiler gider. Bir rler gider. Şunları sadeleştirdiğiniz zaman aa, burası iki kare farkı. Alt taraftan 1 eksi r üzeri 4 1 artı r üzeri 4 gelse 1 eksi r üzeri 4 ile birbirini götürse 1 bir bölü 1 artı r üzeri 4 gelecek. Bu bahsettiğimiz oran. R'miz de kaçtı? 2 bölü 3'tü. O zaman r yerine kaç yazıyoruz arkadaşlar? 2 bölü 3 yazıyoruz. Yani 2 bölü 3'ün 4. kuvveti kaç yapıyor? 16 bölü 81. Alt taraf ne yaptı? 1 artı 16 bölü 81. 97 bölü 81. Taklalara gelesin sen. Şurayı taklaya getireceğiz değil mi? Yukarı atacağız çünkü. Yukarı atacağız. O zaman ne gelecek? 81 bölü 97 gelecek. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun cevabıydı. Onun şeklimize devam ediyoruz. Dijital 2 saatten birincisi saat 12'de iken <laughs> ilk saatin sonunda 12 dakika ileri gidiyor ve sonraki her saatin sonunda da bir önceki saatten 4 dakika daha fazla ilerliyor. O zaman bizim A1'imiz 12 dakika, R'miz de 4 dakika. İkinci saat ise ona da B1 diyelim isterseniz. İlk saatin sonunda 15 dakika geri gidiyor. Eksi 15. Bunun da R'si, buna R1, buna R2 diyebilirsiniz isterseniz karışmasın diye. 5 dakika daha fazla geri gidiyor. Geri kalıyor gibi düşünülebilir. O zaman buna da 5 dakika diyelim. Eksi 5 dakika diyelim. Şimdi buna göre 10 saat sonra. Şimdi o zaman ilk şurası birinci saatten bastıyor. Yani şundan konuşacağız. 10 saat sonra birinci saat 5'i gösterir. Bir bakalım be. O zaman S10 diyelim. A1 artı A10 bölü 2 çarpı 10. A10 neydi? O zaman en yerine ne yapacağız şimdi? Bizim genel terimimiz neydi? An eşittir. A1 artı n eksi 1 R'ydi. Bu bizim genel terimiz. O zaman A10'u bulmak için ne yapıyoruz? A1'in üzerine. Bu arada burası 12. O zaman biz de şimdi A10'u bulacağız. A10'u bulmak için A1'in üzerine 9 kere 4 ekliyoruz. Değil mi? 9 kere 4 ekliyoruz. Yani 36 ekliyoruz. Bunu 2'ye bölüyoruz. Çarpı 10 diyoruz. Kaç yaptı burası? 60, 30, 300 dakika yaptı. Demek ki ilk 10 saat 300 dakika ileri gidecek. 300 dakika 60'a bölsek 5 saat. E, 10 saatte kendisi gitmişti. Saat evet 15'i göstereceği doğrudur. 7 saat sonra 2. saat 3.30'u gösterecek. O zaman S7 diyeceğiz. E, bizim terimlerimiz burada. O zaman ilk 15 dakika geri kalacak. Daha sonra e, 7. saat ilk saatin üstüne... 6 kere daha geri kalacak. 6 kere 5 30 bölü 2 çarpı 7. Yani ne yaptı burası? 60, 62'ye böyle 30, 30 çarpı 7 de 210 dakika. 210 dakika ne yapar? 3 saat 30 dakika yapar. Bizim saatimiz 7 saat ileri gidecek ama bu arada 3 saat 30 dakika da geri gelecek. O zaman 3 saat 30 dakika ne demek? 3,5 saat demek. O zaman 3,5 saat geri geliyorsan, totalde de 7 saat ileri gitmişsen o zaman totalde 3,5 saat ileri gitmişsindir. O zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. Birin saat 15 saat içerisinde ertesi günü gösterir. O zaman S15 hesaplayalım bakalım ne gelecek. İlk terim kaçtı? 12 idi. Sonra 15. terim bulmak için 12'nin üzerine 14 kere artıyoruz. 14 kere 4 artıyoruz. 14 kere 4 56 yaptı. Bölü 2 çarpı 15. Şimdi biz neyi buluyoruz? İleri gittiğimiz süreyi buluyoruz aslında. 12, 24, 80, 40. 40 çarpı 15 de 600. 600 dakika ileri gidiyoruz. 600 dakika ne demek? 10 saat demek. O zaman 15'in saat içerisinde dediğiniz zaman 15, 10 saat daha 25 yapar. Ertesi günü gösterir mi? Hem de çok fena gösterir. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Bol işlemli bir soruydu. Tane tane bütün öncüleri kontrol etmek zorundayız. Şimdi geldik 9. sorumuza. Kaçıncı testteyiz? 13. testteyiz. A ve birer dizi, B'ni e de bu şekilde bir tanımlamış. A endisinin ortak farkı B'n olan bir aritmet dizidir. O zaman bana Türkçe olarak diyor ki ben sabit diziyim diyor. Sabit dizi ise oranları birbirine eşit. Yani bu arkadaşın bu arkadaş oranı bunun bunun oranı eşit olacak. Bu işte bana yaptıracak anladığım kadarıyla. Orada bir kurnazlık vermemiş. O zaman biz bunu mecburen bulacağız. İçler dışlar yapalım. 15P eksi 5 eşittir. 2P artı 34. 13P 39. P buradan kaç geldi arkadaşlar? 3 geldi. P 3 geldiğine göre 3'er 3'er. Buradaki P 3'müş. O zaman 3 yazarsak buraya kaç yapıyor? Burası 20. Burası da 5'ten. BN 4 yapıyor. Bu BN dediğimiz de AN'disinin ortak farkıydı. Yani artış miktarıydı. A1'imiz 2. O zaman R'miz de kaç arkadaşlar? 4. 2 P neydi? P de 3'tü. O zaman 2 parantezinde P'miz 3 çarpı A5. 5'e gitmek için birincinin üzerine 4 kere artarız. 4 kere 4 16 18 yapar. Artı B3 zaten sabit dizi olduğuna göre burası 4 gelecek. 18 çarpı 3 54. 4 daha 58. Değil mi? Buraları biraz karıştı. 54, 58, 58'e 2 ile çarparsanız kaç yapacak? 116 yapacak. Yani doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Adan olacak diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun cevabıydı. 10. sorumuzdayız. Yukarıdaki verilen A, B, C, D ve E, F ipleri Tamam şurada 3 tane ip var. Birbirine paraleldir. A, B, C, D ve E, F geometrik bir dizi oluşturmaktadır. A, B, C, D ve E, F geometrik bir dizi oluşturuyormuş. Bu 6. Şurası 6. Burası da 24. Şimdi mesela buraya A desek. Burası A artı 6. Burası da A artı 30 yapacak. Şimdi o zaman geometrik bir dizi oluşturduğuna göre şöyle bir şey söyleyebilirim. A çarpı A artı 30. Neydi formülümüz? A1 çarpı A3 eşittir. A2'nin karesi mantığıyla. A çarpı A30. A altının A artı altının karesi. O zaman A kare artı 12 A artı 36. Sol taraftan da a kare artı 30 a geldi. Şu a kareleri götürürsek bunu buraya at 18 a eşittir 36. A'mıza kaç geldi? 2 geldi. Bu kızan bana ne soruyor? AB uzunluğu kaç metredir? Yani burayı A'yı da kaç bulmuştuk? 2 bulmuştuk. Yani cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizli geldi diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 11. sorumuzda. Bir aritmet dizden bahsediyor. İlk 15 terimin toplamları ilk 13'ün toplamını çıkarmış. O zaman senin elinde ne kalacak? 15. terim ve 14. terim kalacak. İlk 10 terimin toplamını, ilk 8 terimin toplamını çıkartırsan senin elinde ne kalır? 10. terim ve 9. terim kalır. Burası da kaçmış? 23'müş. Şimdi bu kız anne soruyor? A12'yi soruyor. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabilirim istersen. Bundan bunu çıkartırım. Mesela bundan bunu çıkardığınız zaman ne kalır sizde? 5R kalır. 5R fazladır. Bundan da bunu çıkardığınız zaman buradan da bir 5R kalır. O zaman toplam kaç yaptı? Eksi 10 yaptı. 10R eksi 10 sa R'miz kaç geldi? Eksi 1 geldi. Yani artış miktarımız eksi 1'miş. Peki A12 istemiş. Şimdi A12 istediğine göre buradan bir tanesini tutalım. Mesela şunu tutalım. Konuşalım. A15'i A12 artı 3R diye yazalım. A14'ü de A12 artı 2R diye yazalım. Bu da 13'müş. Ve böylece A12'ye ulaşmış oluruz. Burası eksi 3. Burası eksi 2. 2 tane A 12. Eksi 5 öbür tarafa giderse artı 5 18. A 12 kaç yapar arkadaşlar? 9 yapar. 11'in sonunda cevabı Bursa'ydı arkadaşlar. Şimdi geldik 12. sorumuza. Erkut 81 cm uzunluğundaki lastiği her gün 1 bölü 3 kadar uzatıyormuş. Yani 1 olan bir boyu 1 bölü 3 daha ekliyor. 4 bölü 3 katına çıkarıyor. Katına çıkar diyebiliriz. 15. günün sonunda o zaman şimdi daha ilk işlem olmadı. O zaman 15 kere biz bu işlemi uygulayacağız. 81'i 4 bölü 3 ile 15 kere çarpacağız. O zaman buradan işlemimiz çıkacaktır tahminen. O zaman burası 2 üzeri 30 bölü 3 üzeri 15 geldi. Şu arkadaşlar şu arkadaşlar sadeleştirirseniz altta 3 üzeri 11 kalır. O zaman 2 üzeri 30 bölü 3 üzeri 11 bizim doğru cevabımızdır. Yani 12. sorunun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Ve böylece 13 testimizde çözümünü beraber yaptık. Dizilerde son testimiz kaldı. Son testte de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.